ben sizi yerinizi alayım efendim. Metin Bey, sizin hatta yardımcınız da Giresun muydu değil mi? O zaman, o dönemde. Esmer bir arkadaştı. Giresun'da değildi. Giresunluydu. Metin Bey'in söyleyecekleri çok önemli. Neden önemli? O dönemde sıcağı sıcağına ilk Nezih Bey'i ve Şehnaz Hanım'ı sorgulayan kişi kendisi. Metin Bey, şimdi ben önce şunu soracağım. 16,5 sene sonra buraya geldiniz ve şu an Nezih Çinkitaş bir kez daha karşınızda. Ona ne sormak istersiniz? Vallahi olayı dün gibi şu an yaşıyorum. Nezih Bey şu anda stüdyoda nasıl davranıyorsa şubede de aynı şekilde davranıyordu. Kesinlikle kızı öldürülmüş, öyle mazlum, mağdur bir baba gibi değildi. Onu cinayetin üzerinden kaç saat geçmişti? Kaç saat geçti? Yani tam saatini belki söyleyemem ama ben yani biz genel teamül olarak. Ben Metin Bey'le bir gün sonra karşılaştım. Bir gün cinayetten sonra. Bir gün sonra olabilir. Tam karşılaştım. Olabilir. Evet. Şimdi biz ilk etapta cinayetin oluş şeklini arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Acaba bu cinayet dışarıdan bir insanın girip de hırsızlık amaçlı veya başka bir amaçlı, gasp amaçlı bir cinayet midir? Veya evden bir insan mıdır veya komşu mudur vesaire midir? Nasıl girilmiş? Bunları araştırıyoruz. Değerlendirmelerimiz neticesinde arkadaşlarımız hemen tabii görgü tanıkları vesaireler kim varsa onlarla konuşuyorlar. Yaptığımız araştırmada, soruşturmada arkadaşlarımızın ulaştığı bilgiler Nezih Çinkitaş'la Şehnaz Çinkitaş'ın çoklu çarpık ilişkileri oldukları, dışarıdaki insanlarla bu şekilde ilişkileri oldukları şeklinde. Hem evlilik öncesinde hem de evlilik sonrasında böyle ilişkiler konularının olduğu konusu gündeme geldi arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde. Tabii daha sonra hani kaç saat sonra olduğunu bilmiyorum. Nezih Çinkitaş'la yaptığımız görüşmelerde de kesinlikle diğer daha önce de böyle olaylar yaşandı. Çocukları öldürülen aileler oldu. Onların annesi babasıyla Nezih Çinkitaş'ı kıyasladığımda Nezih Çinkitaş sanki böyle polise karşı bir rakipmiş gibi olayları hep saklayan, üzerine örten, gizleyen, böyle hiçbir şekilde yardımcı olmayan, hatta bizi tahrik eden bir yapısı vardı Nezih Çinkitaş'ın. Yani sanki ona biraz yüklenince hani neredeydin, işte kapıyı kim açtı, anahtar neredeydi, nasıl gerildi, sen olmadan vesaire Şehnaz olmadan nasıl gerildi gibi yapınca sanki böyle yani bana bir şey yaparsanız ben sizin adliyede hakkınızı veririm gibi böyle bir ya benim polise yardım etmeme gibi bir şansım var mı orada? Ben gelmişim Gayrettepe'ye, 3 gün orada biz yattık. Geceli gündüzlü. Şöyle hayır, şimdi bakın ben cevap veriyorum. Verin efendim. Biz geldik orada memur, o devletin memuru. Evet. Türlü yetkilerle donanmış. Ben gelmişiz orada her ne kadar suçlu olmasak da çocuğuma mı üzüleyim? Kendimi aklamaya çalıştığıma mı üzüleyim? Yoksa 2 gün sonra çocuğunun cenazesine katılamayan bir baba olduğuma mı üzüleyim? Yani bunu ben daha çok şey yapabilirim de. Ya ben bilmiyorum arkadaş ben ya. Ben şöyle arz edeyim. Hayır siz Serap Hanım, ben şöyle arz edeyim. Bir üzgün baba ben görmedim yani. Ya bir üzgün baba ben görmedim. Yani burada gerçeğin peşinde bu programın ismi. Lütfen biz bize olduğu gibi anlatın. Gerçekleri ortaya çıkartmak için söylüyorum. Şimdi görüyorsunuz herkes bir yalan söylüyor. O diyor o yalan söylüyor. Ben yalan söylemedim. Sen herkesi yalancılıkla suçluyorsun ama bize hangi bilgileri verdin şu ana kadar? Her bilgiyi verdim. Hiçbir bilgiyi vermedin. Her bilgiyi verdim. Böyle bir cinsel şey içinde miydiniz? Hayır. Değilsiniz. Ama bize gelen bilgiler o şekildeydi. Ya gelir bize, herkes her şeyi söylüyor. Söyler de bizim nasıl? Gerçeği nasıl çıkaracağız? Yalanın sermayesi ne? Yalanın sebebi ne? Hayır ben de sizin hakkınızda Nezih Bey, şimdi 3 tane yalan söylüyorum. Metin Bey'e bazı sorular yöneltmek istiyorum. Ben de sizin hakkınızda Uygar söyleyebilirim. Uygar Bey, siz soru mu soracaksınız? Gerçek olduğunu kim araştırıyor? Bununla ilgili. Buyurun. Geçen programda Metin Bey, Nezih Bey dedi ki arada bir işte anahtarlar 11 gün sonra bulunuyor ya. Evet. Arada 3-4 defa girmiş Nezih Bey. Üçünde polis var. Polisle girdik çoğunlukla. Çoğunluk aynı şeyi söylüyorum Nezih Bey. Dedi ki ben girdiğim zaman sonuncusunda bulunuyor bu anahtarlar. Muhtemelen siz yürütüyordunuz soruşturmayı o zaman. Bizim ilgili ekiplerimiz yürütüyordu. Dedi ki ben o eve girip çıktığım sırada evde kül tabloları falan doluyordu. Hep doluyordu. Benim evet. Tıraş takımım, bornozum falan da çalınmıştı. Çalındı. Banyo ablam da polis çalındı. Polis arkadaşlara söyledim. Onlar güldüler geçtiler dedi. Onlar öyle şey dediler. Şimdi size öyle bir şey söyledim o yani zaman. Bu arkadaşımıza sen Şehnaz'ı sorsan o Şehnaz'dan kapıcıya atlıyordu.
Evet. Kapıcıdan komşuya çıkıyordu. Yani bir ya, sorduğumuz soruya direkt bir cevap alamıyorduk. Hep böyle yönlendiriyordu böyle. Benim birebir muhatap olduğum zaten Metin Bey değildi ki. Doğru mu? Hayır. Bu, ben sizinle bir defa muhatap oldum. Şöyle, o da bir ertesi gün ben akşam. Ben Nezih Bey'e sorular yönetmek. Şöyle önemli bir şeydir. Şöyle önemlidir. Yani eve birileri giriyorsa anahtar hala üzerinde, katil giriyor demektir bu eve sürekli. Ya ben dedim bu eve giriliyor. İki tane, üç tane kül tablası. Her girdiğimizde ağzı beraber dolu, boşaltıyorum. İki gün, üç gün, beş gün sonra DNA girdiğimizde oradan. Yine izmarit dolu. Çıkmaz mı hocam oradan? Oradan DNA çıkmaz nimete mı? Bak, nimet. Niye boşaltıyorsunuz? Hasan Avcı, Nimet Özen, bak tek tek sayıyorum. Evet. Nimet Özen, Hasan Avcı, Lütfullah Uzun, daha sayayım mı? Kemal Komiser, Nihat Komiser, Ragıp. Hepsini sayayım mı? Biz bunları bakın bir şey söyleyeceğim. Taner hocam bir şey söylesin, ben ondan sonra biraz Metin Bey'i dinlemek istiyoruz. Buyurun hocam. Benim bir şey dikkatimi çekti de Nezih Bey. Siz işte sıra dışı ruh halinizden söz ederken işte komiserimiz kendimi aklamaya mı çalışayım derken ama tabii toparladınız. Aklamaya çalıştığıma mı üzüleyim dediniz. De, yani çok düşünerek konuştuğunuz gibi geldi. Asılsız bir... Hayır öyle bir şey yok. Orada dilim sürçtü. Asılsız bir suçlamayla karşı karşıya kaldığınız zaman da bir üzüntü oluyor. Yok, ben onu, zaten onu hayır ben çocuğumun zaten öldürüldüğüne bile üzülemedim orada. Ona cevap ver, ona bilmem ne ver, ona bilmem yani ne anlat. En önemli konularda bir dilinizin sürçmesi var. Yani anahtar konusu açılıyor, en önemli değil. Hiç, kesin. Bunda ya, da öyle polisin olur, bana dediği birebir Nezih Bey dedi. Senin en ufak bir tane yalanını bulamadık dedi. Bugün de burada bu zamana kadar cinayetten itibaren bir tek yalanım yok. Varsa, hayır varsa bakın burada milyonlar var ya bir Allah'ın kulağı çıkmasın ki. Biz sizin yalanınızın yalan peşinde de değiliz. Ben biraz Metin yani. Bey'i konuşturmak istiyorum. Hayır, bu böyle, Metin Bey... böyle önemli bir konu da benim yalan tamam. söyleme lüksüm yok. Nezih Bey müsaade edin biraz Metin Bey'e soralım. Metin Bey siz o dönemde sorguya aldınız Nezih Bey. Nasıl davrandı? Nasıl davranışlar sergiledi? Seri katil gibi. Efendim bak lütfen kendisi burada da aynı şekilde. Şubede şubede o gün nasılsa burada stüdyoda da aynı şekilde. Tamam. Kesinlikle sorduğumuz soruya biz onu kendisini sen suçlusun demedik. Dediniz ilk önce, niye demediniz? İlk önce olay yerinde anahtar kimde var? Anahtar Şehnaz'da var. Anahtar bunda var. Sonra bu dedi ki ben anahtarı evde unutmuştum vesaire. Bak o gün unutuyor. Unutmuştum o gün değil bırakmıştım veya bırakmışsın, dedim. Bırakmıştım dedim. Yani bıraktın veya unuttun. Anahtar kimde var? İlk önce biz bu kapı nasıl açıldı? Ya benim Şehnaz kızım girdi, zaten kapıyı Şehnaz zaten girdi, açan mı ya, ya hiçbir Şehnaz zaman bakın Metin Bey'in konuşmasına lütfen müsaade edin. Bu arada ben bir virgül koyuyorum. Çünkü Nezih Bey az önce ben yalan söylemedim. Bilmiyoruz biz siz doğruyu mu söylediniz yalan mı söylediniz. Ama birisi yalan söylüyor. Yezdan Hanım'ın ifadesini okuyorum efendim. Hani biz diyoruz ya bu büyük baba ne zaman geldi, ne zaman gitti, dükkana ne zaman girdi. Diyor ki tam olarak 2016 yılında bir ifadesine başvurulmuş tekrar. Diyor ki tahminime göre saat 11 civarlarında eşim pazardan alışveriş yapıp elinde eşyalarla yaya olarak eve döndü. Kendisini misafirle karşı bir misafir gelecekti o gün zaten biliyoruz. Misafirler. Karşılaştırdım ve o saatlerden sonra hem misafirlerimiz hem de eşim Sacit'le birlikte hava kararma saatlerine kadar oturduk. Ocak ayı olduğunu varsayarsak hava 4.30-5'e doğru kararıyor. Hava henüz kararmak üzereydi. O sırada misafirlerimiz bir yan sokağa geçtiler diyor. İlerleyen saatlerde eve bir telefon geliyor. Efendim bundan sonrasını lütfen çok dikkatli uzmanlarımız da dinlesinler, sizler de dinleyin. Bir babaanneye ve bir dedeye bir haber geliyor. Sonrasında onların nasıl davrandıklarına ilişkin sizlerin görüşlerine başvuracağım. Diyor ki bir telefon geldi. Arayan kişi emniyetten aradığını söyledi diyor. Burada bir virgül koyuyorum. Saat 11 gibi eve geldi diyor eşim diyor. Şimdi burada ya babaanne yanlış söylüyor ya Nezih Bey yanlış söylüyor ya da doğruları söylemiyor. Anneniz mi yalan söylüyor? Şimdi burada? Bakın o ifade hangi tarihte 2016. alınmış? 2016. 2016. Benim annem 1935 doğumlu. Kaç yaşındaymış? Halbuki yani akıl sağlığı yapın. Yerinde değil anneniz. Akıl sağlığı yerinde değil. Hem yaşlı hem de 16,5 sene 16 sene geçmiş aradan.
Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Ben sizin annenizi burada gördüm. Bir saniye. Burada gördüm annenizi. Hepimiz gördük. Evet. Sizden, benden daha akıllı, daha hazır akıllı, cevap. Evet. Daha da hiç öyle bir problemi yok ki. Akıllı, şey yok. Akıllı olmakla hafızası kuvvetli olmak farklı peki, şeyler. Yalan mı söylüyor doğru? Yanlış hatırlıyor. Yanlış hatırlıyor. Evet. Siz doğruyu söylüyorsunuz. Evet. Peki. Öyle söylüyor ama diyor ki. Evet. Şimdi diyor. Nezih Bey'le beraber çalışırdı diyor. Doğru beraber. Evet. Sabah çok erken saatte giderdi diyor. Yani babam açardı dükkanı. O açardı. Babam açardı ben diyor. Arkadan giderdim. O gün diyor işte 8.30-9 gibi de Nezih gelirdi diyor. O gün çıktı misafir gelecekti. Erenköy'e pazara uğradı. Oradan yürüyerek eve geldi diyor. Yanlış hatırlamıyorsam saat 11 civarıydı diyor. Yanlıştı o. Orada yanlış hatırlıyor. Ama bugün orada dedi ki bize pazardan hiç unutmam Perşembe. Evet Perşembe. Efendim buradaki ifadeye göre büyük baba saat 11'den sonra dükkanda şey değil. Doğru mu? Efendim? Saat 11 itibariyle evde. Değil. Dediği gibi değil, peyniri değil. Hatırlıyor. Zeytini. Bakın şunu söyleyeyim size. Diyor ki saat 10.30 civarlarında diyor. Her gün kapıcımız diyor. Bana aynı gün her Perşembe günü diyor. Yufka getirirdi diyor. O gün de günlerden Perşembeydi diyor. Yufkayı getirdi diyor. Bunları bile hatırlıyor yani. Ya o rutin. Yani rutin babanız dükkanda hayır, değilmiş rutin, Nezih Bey. Rutin yani bir şey olduğu için hatırlayabilir. Eve gelmiş o zaman. Yani onu evet doğru 10.30'da yufka getirdi kapıcı diyor. 11 gibi de diyor eşim diyor pazardan geldi. Bana çok istediğim gene burada sayıyor. Aynı şeyleri söylememek peki için söylemiyorum. Peki ben bir şey peynirdir odur budur bir sürü şey getirdi babam diyor. Babam 11'de geldi eve. Peki ben hayaletlere falan mı teslim ettim dükkana da gittim şeye acı bademe? Onun cevabı sizde efendim. Aşkısı, onu biz bilmiyoruz. Anlatıyoruz. O zaman anne yalan söylüyor. Yanlış hatırlıyor. Her şeyi hatırlıyor. Peyniri, zeytini. O her zaman aldırdığı şeyler babam. Babam her zaman alıyor şey onları. Anne doğru hatırlıyorsa bu saati. Saati o zaman doğru hatırlamıyor. Bu işe bulaşma olasılığı kayboluyor oluyor. Ya yani ben öyle diyorum ki yanlış hatırlıyorum. Cinayetin kaçta işlendiğine bağlı. İşte 10-12 arası diyorlar. Anne o zaman ya oğlunu koruyor ya kocasını ya, koruyor. Birisini yok. Koruyor o zaman annem Nezih Bey. Yanlış. Ya annem babasının oğlu olsa kız kardeşi olsa değil ben oğlu olayım. Kesinlikle harcar. Harcar. Yani adalet için yalan söyleyecek bir insan değil. Ben bak 55 yaşındayım. Beni beraber oturuyoruz. Benim mum evde. O zaman siz niye? Söyleyin. Nezih Bey o zaman siz söyleyin. 11.30'la 12.30 arası babanız o gün neredeydi? Ya bakın babam saat 11 var yoktu. Bakın yani 11'e 5 var veya 11'e 10 var gibi geldi. Babam dedi ki oğlum hadi git dedi. Baktım saatime dedim ki baba benim gitmem buradan Kadıköy'e öğlen tatiline denk gelecek. 12'de kapanıyor ya. Şimdi yarımda kapanıyor. Eskiden 12'de kapanıyordu. Ben dedim gideceğim. 1.30'a kadar orada dedim boşuna bekleyeceğim. Sen dedim git dedim işlerini hallet. O arada müşteri geldi. Bana da dedi ya kızı ara ne yapıyor evde bir bak bakalım. O arada müşteriyle ilgilendi. Ben de telefon açtım. Saat 11'i 5 veya 10 geçiyordu. 3-4 defa aralıklarla, 2'şer 3'er dakika aralarla sonuna gelene kadar çaldırdım. Sonra babam geldi dedim ne oldu? Adam dedi sonra uğrayacakmış. Hep zaten aynı şeyleri tekrar ediyoruz. O ne diyorlar? Tiyatro oynuyor Nezih. Öyle bir şey yok. Ondan sonra babama dedim ki o zaman dedim saat kaçtı? Ha saat 11'i 20 geçiyor falandı. Yani babama dedim ki o zaman bak dedim öğlen tatiline girecek. Benim gitmemin bir anlamı yok. Sen o zaman dedim git dedim işlerini gör. Tekrar geldi. Yani 11-20 gece gibi mi çıktı babanız? Evet babam o gün iki defa gitti geldi. İlkinde bir, nereye gitti? İlkinde işte pazara gitti. Elinde o, eşyalarla mı geldi eve? Yani aldığı ben şeyler. Ben evde değildim ki. Hayır dükkana. Elinde. Hayır oradan Erenköy'den aldı. Pazara, Göztepe'ye eve bıraktı. Tekrar dükkana mı annem geldi? De demiş ki misafirler gelecek. Hani yufka falan geldi ya. Annem börek yapar güzel. Ondan sonra diyor ki babama bak diyor sadece diyor geç kalma misafirler gelecek. Babam saat 1 yoktu geldi veya biri geçiyordu bilemiyorum. Ondan sonra babam hayır, dedi ki... Bir bademe gittiniz yok. Ya bir dur. Hayır yani hayır, saatler karışabilir. Karışmaz o gün hayır, dur. O saat. Ya bir dur. Bir dur. Ya hayır belki 12.30'du yarımdı yani. Ondan sonra babam geldi dedi ki bak dedi Sebahattinler dedi gelmiş Almanya'dan. Annen dedi ki fazla oyalanma hemen gel dedi. Ondan sonra...
Tamam baba dedim. Ben karşıdaki... Ama bakın siz 3.30'da dükkana geri dönmüş olsaydınız... Ya, babanız bir saniye. Kaç gibi kaç gibi çay yapmışlar? Annem dedi ki ikindiye yakın saatlerde yaptık. Bakın, akşam üzeriydi dedi. Demedim hocam ya. 3.30'da sizin dükkana gelmeniz halinde babanızın eve gidişi neredeyse 4 olacak. Babam o gün 2 defa gitti neredeyse geldi. Neredeyse 4 olacak. Yani saat 16 olacak. Anneniz bu kadar mı hesap hatası yapıyor? Bu kadar mı saatleri karıştırıyor? Çok erken bir saatte yedik dedi kahvaltı. Pazardan, erken demedi. Pazardan, ikindiye yakın geç saatlerde dedi. Pazardan Nezih Bey'de vasıta falan yok. Yarım saatte yürünüyor. Ne zaman söylediğini? Yani 3.30'da gelse 4 gibi evde olur. Öğlen arasında 11.30'da çıkıyor, 12.30'da tekrar geliyor ya. Pazara gitti. Oradan vasıta yok, yürüyerek gidiyor. Biz boş şeyler uğraşıyoruz. Evet. Oradan tekrar dönüyor. Saat mi öldürdün? Sadece bir saat yürüyüş var. Git gel hemen yapsa. Ama Yazan Hanım diyor ki saat 11'de geldi. Misafirler de vardı. Akşama kadar hiç ayrılmadı. Bir daha çıkmadı. Hiç ayrılmadı misafirler. Ya öğlenden... Ya anneniz diyor. Gibi... Annenizi anlatın. Bize ne anlatıyorsunuz? Öğlenden sonra geldi. Anneniz yalan mı söylüyor? Yanlış hatırlıyor. Bakın siz bir ya, keresinde... Ya çok şeyleri ben anlatıyorum. Annem diyor ki... Ha öyle miydi? Ha Nezih diyor. Bey, evet de, öyleydi tamam, diyor. Tamam anneniz öyle diyor diyelim. Peki, siz bir dakika efendim. Şey hayır, saat mi öldü? Bir saniyenizi rica ediyorum. Daha önce hiçbir şey hatırlamıyorum. Uygar Bey bir saniye lütfen. Bakın ilk bunu konu açıldığında bir keresinde babam gitmedi dediniz. İfadesinde... Ya yanlış hatırladım. Hemen evet. Bir veterimiz varmış. Buyurun izleyin. Tamam yanlış buyurun hatırladım. Izleyin. Ben de insanım. Ben de yanılabilirim. Ben demiyorum ki hatası. Yani aslında bunu söylüyorsunuz. Hep yanlış hatırladım. Ya kurmaca sonra mı yapıyoruz da... burada? Bilmiyorum. Ya işte ben burada oturuyorum bilmiyorum. Ya. Benim kurmaca yapacak anlamaya halim olsa ben gelmem. Anlamaya çalışıyoruz. Buyurun ha. Getirin arkadaşlar lütfen. Ya bak gayet de rahatım ya. Baba Sacit Çinkitaş'ı torununun cinayetiyle ilgili şüpheli durumuna getiren ilk detay Nezih Çinkitaş'ın polise verdiği ifadede gizliydi. Hande'nin babası Nezih Çinkitaş polise verdiği ifadede babasının iş yerine saat 11 sularında geldiğini fakat bir süre sonra geri çıktığını söylüyordu. Saat 11 suları. Nezih Çinkitaş babası yani öldürülen Hande'nin büyük babası iş yerine geliyor. Saat 11 suları. Nezih Çinkitaş, babasının Hande'yi sorması üzerine kızına telefon açıyor. Ancak Hande telefona cevap vermiyor. Saat 11.30 suları, Nezih Çinkitaş'ın babası yani Hande'nin büyük babası kendi işlerini halletmek üzere iş yerinden ayrılıyor. Babam saat 11.30'da kendi işlerini takip etmek üzere iş yerinden ayrılıp gitti. Babam tekrar saat 12.30 sıralarında babam tekrar iş yerine geldi. Babam bir yere gitmedi ki bileyim. Bakalım arkadaşlar. Orada yanlış hatırladın. Olabilir. 16,5 sene geçmiş arada. Buyurun Uygar Bey. Karıştıramam ben. Ben böyle zaman geçti karıştırıyorum falan dediniz. Benim ilk verdiğim ifade %99 doğrudur dediniz değil mi burada? Yani sıcağı sıcağına olduğu evet. İçin tabii de. İlk verdiğiniz ifade de babanız hiç yok. Nasıl? İlk verdiğiniz ifade de babanız falan. Hayır sormazlarsa ben nasıl ifadeye babamı sokabilirim? Ama o gün size nerede olduğunuzu anlatmıyorsunuz. İlk verdiğiniz ifade de ama işte bakkal, ticaret dairesi, halk pazarı, dönüş bürosu da var. Bu görev polise düşer bana hangisi? Değil. Hangisi? O ifadede babamı sormak polisin işi. Peki Metin Bey sormadıysa olacak. Benim suçum var. Bana bir şey söyleyeceğim. Bana dediler ki yok efendim karın muayene olmamış vücut muayenesi. Sen işte iki gün sonra karını soyup muayene ettin mi? Hocam benim işim mi karımı muayene etmek? Nezih Bey bir saniye Metin Bey. Allah Allah. Müsaade edin buyurun. Şimdi ben şöyle arz edeyim efendim. Sormadılar diyor da. Bir baba düşünün çocuğu öldürülmüş. Polise elinden gelen bütün bilgileri ya vermek sorarsan için. Sorarsan ben yardımcı olurum. Nezih Bey müsaade edin lütfen ya. Bütün bilgileri lütfen. Vermek için. O gün yaşadıklarını kimle irtibat kurduğunu saat kaç gibi anlatmaz mı? Bu adama ne sorursan sor. Bu adam... Direkt cevap vermiyor. Bu adam değil ya olur mu? Bu efendi diyelim. Kaba oldu. Nezih Bey'e diyelim. Bey öyle diyelim. Sana bey diyeyim. Nezih Bey'e. Metin Bey ben direkt bir soru soracağım. Sizin o dönemdeki en kuvvetli şüphelileriniz kimlerdi? Efendim bütün o dönemdeki arkadaşlara sor.
Oradaki büro ilgili amire, komiserlere ve memurlara sor. Bana sor, yardımcıma sor. Size soruyorum. Bu adamın kesinlikle bu olayla ilgili gizlediği bir şey var. Olayın ya aslı faili ya da iştirak halinde faili diye düşünüyorum. Neden ortaya çıkmadı o zaman? Neden ortaya çıkmadı? Şöyle söyleyeyim. Bunu konuşacak ki ortaya çıksın. Şimdi siz, bunun çarpık ilişkiler olduğu şeklinde duyumlar var. Ya kimlerle irtibat kurdukların. İzin verir misiniz? Gelsin de sen söylesen, söylersen gelecek. Hayır gelsin. Bunların söylemleri var. Evde... durumları o zaman da enses ilişkiye girme durumlarınız söz konusu. İddiaları var. Gelsinler o iddia tamam, sahipleri. İddia sahipleri. Şu boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Ya o bütün olay ne biliyor musun? Bunlar polis olarak milleti sorgu esnasında alışmışlar ezmeye. Baktılar ki ben dişliyim. Bu defa da ya işte şöyle oldu böyle oldu. Size, niye ezemediniz de mi ondan oldu? Size şöyle arz edeyim efendim. Biz olayda herhangi bir olayda... Bir dakika hanımlar çok rica ediyorum. Evet. Herhangi bir olayda şüphelileri bir yazarız. Baba Nezih Çinkitaş. Ben yazdım zaten Baba onu. Baba Nezih Çinkitaş. O gün ne yaptı? Nereye gitti? Kimle irtibat kurdu? Herhangi bir insanla konuştu mu konuşmadı mı? Bunun delillerini getirdi mi bize? Neyin delili? Getirdi mi? Kimle beraber? Dosyada var. Dosyada. Aç bak. Getirdi mi mesela? Ben niye getireceğim? Benim işim mi o? Tamam sana polisin soruyoruz. Polisin işi. Sana soruyoruz ama bunu ispatlayacak bir şey yapamadın. Ben mecbur değilim. Sen ispatlayacaksın. Sen ispatlayacaksın. Masum. Ya kardeşim bir iddian varsa sen ispat edeceksin. Tamam, sen ama söyleyemedin ki. Neyi söyleyemedin? Bak mesela saati bile sen karıştırıyorum. Hayır sen doğrudur sormasan ben nasıl cevap vereyim sana? Sorduk. Biz hayır, sen 800 doğru tane cinayete bakmış insanız. Ya kardeşim bak ben de korkmuş bir insan ifadesi var mı? Nezih Bey oturur musunuz? İnsan yok. Var. Ölmüş insan ifadesi sen, yok. Nezih Bey oturur musunuz? Senin artık kalbin... Ya bir dakika senin kalbin artık kabuk bağlamış. Teşekkür ederim. Sen kimin... ciddi kimin gayri ciddi olduğunu bile artık anlayamıyorsun. Teşekkür ederim. Ha, rica ederim. Siz anlıyorsunuz. Rica ederim. Şimdi dikkat çeken bir şey de yani bu olayda Şehnaz ve Nezih'ten şüphelenilmiş ama efendim? Şehnaz Hanım'a hiçbir muayene yapılmamış. He. Nasıl bu gözden kaçabiliyor? İşte ihmal. Vücut muayenesi mi yapılmış? Evet, ihmal. Yani bir yerini kesti mi diye filan. Madem bunlar şüpheliler. Yani direkt şüpheli olarak biz bunları almadık. Biz bunları sürekli ama çağırıp şüpheli olduğunu söylüyoruz. İlk bizi aldınız. Normalde de zaten bütün istatistiklere bakıldığı zaman bu genç kızlar, genç çocuklar öldürüldüğünde anne baba evde bir de kapıcı alındı. Oranında suçlu olma ihtimali var. Onun için anneye de bir muayene yapılması ya, hocam, gerekirdi. Hocam. Ama muayene yapılmadı hocam, diyemeyiz hocam, ki. Hocam ilk alınan, bak ilk alınan bir dakika tek ya. Tek tek konuşabilir miyiz? İlk alınan ben Şehnaz Kapıcı. Ondan sonra başladılar etrafı araştırmaya ki mantıklı. Ama işin göbeğinde siz varsınız. Ya var evet ben çizdim zaten. Hayır göbekte siz ben varsınız. Ben çizdim zaten. Yalan bir şey yok ki. Kader hocam buyurun bir saniye gün, efendim. Nezih Bey 3 gün gözaltına alındıklarından evet, bahsetti. Evet. Gözaltına alındıysa muhakkak yapılması gerekir. Alınmadı. Gözaltına alınma yok. Şükürüm kaldı. O zaman ona yanlış bir bilgi verildi. 3 gün orada yattık kalktık. Bir saniye efendim. Bakın ifade sahibi diyor yani şüpheli falan demiyor. Polise şüpheli olarak gözaltına almamış. Öyle bir şey yok. Yattık kalktık biz orada. Olmamış diyor. Öyle bir durum olmadı. Bakın vücut muayenesi için hakim kararı gerekir. Burada emniyeti falan suçlayamazsınız. Ben emniyeti suçlamıyorum. Ben o anı söylüyorum. Biz orada 3 gece yattık kalktık. Pazar akşamı 12'yi geçiyordu. Yok. Delilleri yok ki. Bir saniye delilleri bak. Hakim kararı olmadan nasıl orada nezarette kalıyorsanız. Kaldık. Yalan mı söylüyorum? Tek tek konuşabilir miyiz lütfen? Emniyetin o zaman hakim kararı gerekiyorsa emniyetin hakim kararını. Şüpheli olarak alınmamış. Ama işte baş şüpheli olmaları lazım aslında istatistikler olarak. Şüpheli olarak alınmamış. Olmadıkları için. Şimdi savcının talimatına bakar emniyet. O zaman hocam, der ki savcı şöyle, bir şey şöyle yapın ben. Şöyle yapın. Şimdi şüpheli olarak Nezih Çinkitaş'ın o gün orada ifadesi alınıp adliye çıkarılırsa bir çıkmadı daha aynı adliye. Suçtan dolayı ifadesini alamazsınız. İfadesine yeni delil çıkmazsa. Değil dava açamazsınız. Bir saniye dedi. Ya bir dakika konuşturma insanı. Daha sonra ilk etapta ifade sahibi olarak alırsınız ki bir sonraki seferde şüpheli olarak alalım diye. Doğru mu? Evet. Ben Metin Bey'e bir şey sormak istiyorum. Metin Bey siz sorularınız karşısında... O biraz atladı konu. Nezih Bey'in vücut dili, davranışları, bakışı, jestleri, mimikleri onlar nasıldı? Şimdi ben size daha önce de arz ettim. Benzer cinayetlerde anne baba şu da olabilir, bu da olabilir.
vesaire, işte şuna da dikkat etmek lazım gibi bize gelip böyle yardımcı oluyorlar. Fakat Nezih Bey kesinlikle bize yardımcı olmadı. Kesinlikle. Bir şey söylemiş, onu dile getirmenizi istiyorum. İşte bana soru sormayın, kendimi duvara vururum. Nasıl? Bana işkence yaptınız. Evet efendim, biz kendisine... Vallahi burada kendisine, şimdi bir senaryo yazın diyor. Darp ve cebir yapar da daha sonra işte bana işkence yaptılar diye. Çünkü öyle bir yapısı vardı. Ya. Arkadaşlarımız aman dikkat edin, bunu yanında bulundurun. Mümkün olduğu kadar yanında polis memuru bulundurduk. Öyle yani, mi? Kendisi öyle bir şey söyledi mi? Kendisi ifadelerinde yani bana böyle baskı yapıyorsunuz, ben yapmadım, cinayet benim üzerime yıkmak istiyorsunuz, işte bir ufak bir şey baskı yaparsanız bunun hesabını sorarım gibi. Ya ben dedim ki hep sizin... böyle polisi böyle tahrik edici, yardımdan ziyade tahrik edici ifadeler. Yani buradaki durumu neyse şubedeki durumu da aynıydı. Yani biz bunu şüpheli olarak da değil, bilgisine başvurmak, çünkü bir cinayet işlenmiş. Yani bu eve giren kim, çıkan kim, işte dede giriyor mu, annenle giriyor mu, baban giriyor mu vesaire, kapıcı giriyor mu veya tanıdıkları başka birisi var mı, anahtarı bırakıyor mu? Yani biz bunları hep soruyoruz böyle ağzından mıknatısla bir laf almaya çalışıyoruz. Yani bunları normalde acılı bir baba gelir, ya benim işte şöyle şöyle var, anahtarı oraya bırakıyorduk, alt komşuda geliyordu, üst komşuda, yani böyle bilgiler vermesi gerekiyordu. Bu arkadaşımızdan biz hiç öyle bir şeyler almadık. Bir almadığımız gibi, bir de sanki böyle şey gibi, bir suçlu polis ilişkisi gibi. Bize de yapıyor aynı şeyi. Ya, işte şimdi bir şey... siz onu dediniz, bunu dediniz, çıkmıyor, işte burada yalan yanlış gibi. Bize de mesela şimdi benzer bir konuyu, tavırlar bir sergiliyor Nezih Bey. Bir konuyu da arz edeyim. İlk şubede verdiği ifadesinde ben o gün evi hiç aramadım dedi. Hande de beni her gün arardı. Unuttum. Hande babama... de beni arardı ama daha sonra o gün o da aramadı dedi. Ben de evi aramadım dedi ilk ifadesinde. Ne diyor? İlk ifadem de diyor, hatırlıyordum. Sonradan diyor bilmem işte ilk ifade doğru ifadedir dedi kendisi. Evet, ama ilk ifadesinde evi aradım mı dedik, aramadım. Hayır ben daha sonra, hatırlamadım. Daha sonra geldim diyor, kapıyı zili çaldım diyor. Zili çaldım diyor, evden kimse cevap vermedi diyor. Şimdi evden kimse cevap vermeyince size de olmuştur, bana da oluyor. Çalıyorum, belki o anda lavaboda oluyor, tuvalette oluyor vesaire, banyoda oluyor. Cevap vermiyor ama insan gidip de normal kendi kapısını çalmaz mı? Peki belki kaç alt kapı, defa çaldığımı sordun mu bana? Belki alttaki kapının zili arızalı. Gidip insan evinin kapısını çalmaz mı? Komşuya mı gider direkt? Benim ya zilleri zaten Bey, yönetici Nezih bendim, Bey, ben yaptırdım ya. Nezih Bey ya da Şehnaz Hanım kızlarını neden öldürsünler? Efendim ben şöyle bir olaydan şüpheliyordum arkadaşımızdan. Bu arkadaşımız... varsa yoksa kendisi çıkacak ortaya. Eğer kendisi yapmadıysa bu olayı veya dolaylı olarak iştirak etmediyse boşa kürek çıkıyoruz. Bize yardımcı olacak veya polise yardımcı olacak şu anda. Ne oldu ya? Efendim bunların çarpık ilişkileri var idi diye bize bilgi geldi. Kendisi de biliyor. Belki Şehnaz da gelir, o da söyler. Evinde birilerini alıp evde cinsel ilişkiye girmiş olabilirler. Öyle bilgiler geldi. Bu ilişkiler sayesinde ilişkileri gerçekleştirirken sen burada kızı, çok terbiyesizlik yapıyorsun. Kızı görmüş olabilir. Senin yaptığın terbiyesizlik olmayan bir ben şeyi söylüyorsun. Ben terbiyesizlik değil. Ben burada olayın gerçeğin peşinde programda gerçeğe çıkması için güzel diyorum. Ya bırak ne gerçeğin peşi ya. Yani bırak ya. Bu cinsel içerikli olaylardan dolayı kızın görmüş olma ihtimalinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Belki ya. Bu ilişkiler içerisinde o anda sarhoş vesaire olup da kıza da cinsel bir taciz, belki küçük çocuğun istismarı olmuş olabilir. Bu ortaya çıkınca annesine söyleme durumu, belki annesiyle bir şeyler konuşacaktı. Belki ne konuşacaktı onu bilemiyoruz. Yeşilçam senaryolarını bile geçti ya. Efendim zaten çözülmesi senaryolarla olur. Hayır siz senarist olsanız çok iyi para kazanır. Polislikte ne işiniz var sizin? Teşekkür ederim. Hayır teşekkür efendim, etmeyin. Kendinizi için, savunun. Benim size söyleyeceğim tek için, bir laf var. Yazıklar olsun. Bakın ben size burada diyorum ki siz o mesleğin adamı değil misiniz? Nezih Bey sakin yazıklar olur musunuz olsun lütfen? Bak o kadar diyorum. Yazıklar Nezih Bey, olsun. Burada bir polis memuru geliyor. O da cinayetin çözülmesi için uğraşıyor ve bir şeyler söylüyor. Siz onu da kale almıyorsunuz. Ya kardeşim şey çıkarsa, şişirme Nezih laflara Bey, benim karnım hayır, yok. Hayır bir şey söyleyeceğim. Polis yok size şöyle de... yapmış böyle yapmış polis... ona hikaye. Nezih Bey size polis söylemiş ya görmemesi gereken bir şey görmüş. Bilmemesi gereken bir şeyi ya bir şeye biliyormuş. Şahit olmuş şahit diyor. Olmuş. Evet onu diyor. Onu söylemeye çalışıyor. Ama neden tepki veriyorsunuz? Hayır bak polisin ne diyor? Bu dedi bina içinden olabilir, daire içinden olabilir, yuvardan olabilir. Farklı. Hani gelsin bir tanesi. Hani gelir, diyen gelir, çokmuş. Gelir ya efendim. Arkadaş bak. Buradan ben televizyonda şu an seyreden herkese sesleniyorum. Kim herkes ne biliyorsa eteğinden döksün. Döksün. Konuşuyoruz.
bununla ilgili en ufak bir bilgi sahibi olan varsa lütfen telefona bağlansın. Bak o kadar diyorum ya. Yok o ne dedi, bu buna. Ama nerede? Yok. Kendi karın söylüyor sapık ilişkisi vardı diye. Sapık kimi? Diyor. Hangi karın? Şehnaz Çinkitaş söylüyor. Ya bırak geç onu neyi ya. Neyi söylüyor? Şehnaz bir... Çinkitaş bunun sapık olduğunu konusunda burada dilekçe burada ifadesi var. Burada dilekçesi var. Ya orada ben şöyle, benim... Nezih Bey bir liste çıkaracağım. Tamam. Bu listede...